Hepinize selamlar güzel kardeşlerim. Bugün enteresan değişik bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. Bir gün boyunca Survivor yemekleriyle yaşamaya çalışacağım. Yani bu nasıl olacak bilmiyorum. Çiğ badem, Hindistan cevizi ve pilav. Arkadaşlarım şey de dedi videodan önce, ödül de olacak içinde dedi. Eğer ki tabii ki onların istediklerini yapabilirsem ödül de muhtemelen yumurta olacak arkadaşlar. Ama içeride klasik böyle bir gün boyunca şunu yedimden ziyade küçük küçük parodilerle de sizlerle olacağım. Videoya başlamadan önce beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü çok az kaldı. 15.000 abone kaldı bu videoyu çekerken. 1 milyon oluyoruz. Şimdiden desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bir de tart alacağım arkadaşlar. Burada bir tartımız var. Bakalım dedik ki hani bir gün boyunca bu Survivor yemekleri yerken kilo verebilecek miyiz? Yani nasıl olacak? Hemen isterseniz şöyle bir tartımıza bir basayım. 119.3 mü? Evet arkadaşlar, kilom 119.3. Bakalım gün sonunda kilomuz ne kadar çıkacak? Haydi başlayalım. I am Survivor. Her şeyimle hem de. Gördüğünüz gibi elimde kama, çakma, kılıç, o gibi şeyler de var. Ve gerçekten çok ıssız bir ormandayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benden başka hiçbir yaşam alanı yok. Şimdi göstereyim ki, hatta şöyle dönelim bak, gel. Benden başka hiç kimse yok. Kimse yok. Sadece bana ait ıssız ormanda. Burada Survivor'ımı yaşayacağım. Karnım acıktı. Hindistan cevizi toplayak da yiyek. Evet, bir tane Hindistan cevizi ağacının yanına geldim arkadaşlar. Şimdi buradan sallayıp ceviz düşüreceğim. Aha. Aha. Gel 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 gel. Üsküdar Hindistan cevizi, aman. Dominik Hindistan cevizleriyle meşhur. Aa, ne güzel. Acun abi burada kaldırım yapmış. Bari orada vuram da yiyem. Aha. Sığ yok. Şimdi daha çünkü yeni geldik. Anladın mı yarışmaya? Tam böyle bağışıklık sistemi buranın şeyine alışmadı. Yeni zamanımız. Arkadaşlar şu an günün ilk oyunu. Çamaşır deterjanı gibi kokuyor bu ya. Ama bizim için sıkıntı değil. Buraları keşfetmem lazım. Çünkü burada başka alanlar falan da var. Şimdi arkadaşlar ormanın derinliklerine doğru yürümek istiyorum. Belki burada bir muz ağacı, belki bir badem ağacı. Bir şeyler olabilir yani. Onları bulmam lazım. Tesadüfe bak. Bim'in Hindistan cevizine benziyor. Vallahi bak, Dominik de Bim'in Hindistan cevizini andırdı bana. Bu ormanda bizi iyi şeyler de beklemiyor olabilir. Börtü, böcek, tavuk, horoz. Onlara karşı dikkatli olmalıyım. Arkadaşlar yaban, horoz ve tavukları gördüm. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Gelin. Gel 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 gel. Kıs 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 kley. Kıs 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 kley. Gel. Horoz tavuk nasıl çağırılıyor biliyor musun ki? Gördün mü hocam? Bak bunu Türkiye'de bulamazsın bak. Rengin güzelliğine bak. Oo, horoz da var orada. Başkan, iki yumurta yok mu ya? Oo, madene düştük. Gerçekten Dominik'in iklimine hiç güven olmuyor ya. Daha demin güneş vardı. Acun abiye dedim ki ne? Ben zaten zor koşullara alışığım. Yani sırtımda iki tane eşek taşıdım dedim Acun abiye. Daha geleli 3-5 gün oldu. Üstümüz başımız sanki mahallede kavgaya girmiş gibiyiz. Paramparça oldu. Yarışmalar gerçekten çok zor. Dedim ki ne? Elim titriyor dedim ki ne? Dedim ki ne? Gerçekten ama bu Survivor'ın havasına hiç güven olmuyor. Yani ada şu an geldiğimizde 40 dereceydi. Şu an 7 derece kar bekleniyormuş adada. Bu şartlar altında nasıl yarışacağız onu bilmiyorum. Güzel bir baraka ödülü aldık. Ondan ümitliyim. Hava bu kadar soğuk olursa ormandaki keşfimi bırakıp barakaya geçeceğim. Öyle yani. Takımla aram. 1-2 kişi dışında çok hepsiyle şeyim yok. Çünkü burada dostluk, arkadaşlık hepsi bahane. Burada yarışacak herkes tek, herkes bireysel. Belli bir aşamaya kadar, hedefime kadar sadece onları idare ederim. Ama ondan sonra hep tekim. Yani yavaş yavaş mevzular başladı. Ama benim kimseden korkum yok. Ya kıs kıs kili! Öyle yani. Bunların yapılması iyi oldu adaya. Sonuçta burada kondisyonumuzu, kardiyomuzu, her şeyimizi yapıyoruz. Daha iyi oldu. Hindistan cevizinde sıkıntı yok burada. Her yerde Hindistan cevizi var. Biraz insan midesi bulanıyor. Çok yediği zaman. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Harbiden tadı kaçtı. Karnım aç. Vuruyorum vuruyorum da. Yani fazla şey mi? Bu affedersen cırcır eder adam yani. Böyle bir şey yok. Barakaya gidelim. Haydi. Çünkü birazdan burada muson yağmurları başlayacak. Alo. Paris ödülü kazandım ya. Paris'teyim, ararım ben sana. Hadi bay bay. Pirinç suyu koyun da gel bize pirinç yiyek. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Valla Paris ödülünü kazandık. Burada böyle kasede veriyorlar badem. Yine badem yiyoruz, anlamadım. Paris'e gelmiş insan bir makarna, bir donuttur, monuttur onu yer. Ama yine bademe devam.
Oğlum enteresan. Adadaki badem de Bim. Yani Bim'in bademine benziyor. Çok beğendim. Yalnız ödülü kazandık ha. Şöyle ağaçlardan, tenekelerden birleştirdim. Kendime şunları yaptım. Göstereyim size. Böyle motor yaptım bir tane. Şöyle bir tane minibüs yaptım. Uçak yaptım. Yani bunlardan canım sıkıldı mesela. Alıyorum motoru, biniyorum, sahilde motorla geziyorum. Şu minibüsü adada en büyük eksik köfte ekmek. Köfte ekmekçi yok. Şundan bir tane köfte ekmekçi yapacağım. Bu da işte Acun abi de uçak olunca kıskandım ben de. Bir uçak yapayım kendime dedim. Ama bu hala birkaç tane daha şey falan var. Motor zayıf kalıyor yani. Öyle çok yükselemiyorum böyle. 2-3 metre falan. Valla bu kadar zaman giderse ben burada kalırım ya. Alışıyor insan yani. O değil arkadaşlar. Hindistan cevizinden sonra badem çok iyi geldi. Ya Hindistan cevizi var ya mideyi böyle be karıştırıyor. Ama yine yiyeceğim mecburen. Bu arada ormanda biz bayağı takıldık arkadaşlar. Siz tabii ne kadar kısmını göreceksiniz bilmiyorum. Çok soğuk. Aşırı üşüdüm. Orada Hindistan cevizinin yarısını yedik zaten. Bir yarısı kaldı. Aç başlıyorsun ya bu video. O çok kötü ya. Vallahi. O değil aç karnına 118 geldim ha. Paris ben gidiyorum. Bir iki işim var. Ben adaya gidiyorum. Görüşürüz. Hadi bay bay. Yani Baraka'ya şey ödülünü kazandık. Atari. Yani çocukluğumda falan çok oynardım. Ben de bu street hoop'u çok severim. Basketbol oyunu. Anam yanlış takımı seçtik la. Neyse Fransızlar üçlüyü iyi. Bununla Amerika çok güzel şey yapıyor. Oo. İyi, yedik bir tane sayı. Ama şimdi bir üçlük atarım kardeşlerime. Atamadı. Vur, vur. Evet, gerçekten çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Yani muazzamım diyebilirim bu konuda. Güzel paslar. Abo, paket etti bizi. Geliyor üçlük geliyor. Bademin gücü adına. Keyfe bakar mısın ya? Adadaki yarışmalarda böyle şampiyonluğa devam edersen ben buraya var ya araba bile aldırırım yani. Hah 8-5. Bu sayı attırmayı bir tane üçlük atarsan var ya bunlarla beraber kalır. Abo. Heh. Vallaha bak. Deliğim oluyor. Lan. Heh. 8-8. Çok çekişmeli bir mücadele. Attırma, attırma, çal topu. Berabere kaldık. Bildiğim berabere kaldık. Devam etmiyorum. Jeton atlıyor da atmıyor. Buranın bir eksiği televizyon. Televizyon yok. Televizyon olsa burada zaman biraz daha hızlı geçer. Atari ile falan olmuyor yani bu iş. Hadi görüştük. Yani bir kere şunu söyleyeyim. Buradaki bütün kızların beni kıskandığına eminim. Ya çünkü yok atışların kötü. Yok şunu yapamıyorsun. Yok bu. Abi... Kötü yarışabilirim ki bence kesinlikle yarışmıyorum. Ama bir suratlarına bak ya. Saçlarının dipleri geldi hepsinin bir iki haftada ya. Ya benim güzelliğimi kıskandıkları kesin. Onun için de nereden vuracaklar? Hani güzellik var, her şey var. Alım var, çalım var. Ama burada nereden vuracak? Tabii ki beni... Ay yok yarışamıyorsun. Niye? 10 yarışmada sadece 9 tane kaybettim. Bir yarışmada ya da aldım. Onda da işte biraz şansı oldu. Ama ben inanıyorum. İyi bir survivor olacağıma inanıyorum yani. Sonuçta 2 haftada çok güzel dostluklar oldu. Sadece biraz kilo aldım burada. Yani arkadaşlarım bayağı zayıfladı ama ben kilo aldım. Biraz da şeyden şikayetçi onlar. Sanırım Hindistan cevizi onlar işte 2 tane 8 kişi yiyor. Ben işte 3 tane yedim bir keresinde. Bir öğünde. Sanırım orada biraz da doldular bana. Şu an benim için survivor çok iyi gidiyor. Sonuçta benim spor geçmişim var. 5 yaşındayken ben jimnastiğe gittim. Esneklik falan hepsi bende. Onun için hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kimse bana kötü yarışıyorsun diyemez. İlerleyen yarışmalarda göreceğiz. Bye. Şimdi kadın arkadaşlarımız gerçekten yarışma konusunda gayet başarısızlar. Hepsini buradan takdir ediyorum. Yani yarışmadıkları halde, performans sergilemedikleri halde gerçekten bir tanesi 3 kokonat yiyebiliyor ya. Ya bir kadın, 50 kiloluk bir kadın nasıl yani 3 tane kokonatı yiyebilir bir öğünde? Ha, o kadar 3 saat badem topladık bizim arkadaşlarla Adem ben. Gittik bademe, toplamaya çalıştık. O kadar topladık, gittik 1 saatte yediler ya. 1 saat bile sürmedi yani. Bu sıkıntı hem yarışma alamıyorsun, ödül oyunu kazanamıyoruz. Haftalardır badem yiyoruz. Arkadaşlar bu arada. Ben harbiden Fırat olarak söylüyorum şaka bir yana. Bu iş zorlaşıyor. Yani bunlar yiyorum 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 da yani bir tokluk hissi hala gelmedi. Uzun bir süredir şu an çekim yapıyoruz ve bir süredir şu an bana o tokluk hissi gelmedi ya. Ne yapacağız ne edeceğiz canım sıkıldı ya. Ama ne yapayım ben de pilav yiyeyim bari ya. Pilava geçiyorum ben. Bu arada bir şey soruyorum. Ödül oyunumuz var mı? Var. Vallahi mi? Var var. Ödül yumurta. Olur. Güzel. Ödül yumurta. Tamam. Şimdi böyle öğle arasını şeyle kapatırsam pilavla. Sonra böyle bir iki yumurta kazanırsam
Bu aslında şey de olabilirdi ya. Yani hayatımda ilk defa tereyağlı pirinç pilavı yapıyorum da olabilirdi arkadaşlar. Şaka bir yana. Acun abi sağ olsun bize tereyağı da getirdi. Bir çay bardağı da pirinç verdi. Bu gerçekten benim için muazzam bir deneyim olacak arkadaşlar. Harbi bir ayrı deneyim olacak. Yeter herhalde. Şimdi tereyağımızı böyle karıştırıp dedim ki ne, güzel bir tereyağlı pilav yiyelim. Sonuçta yarışma var. Akşam şey var. Ödül oyunu var. Ona hazırlanacağım. Pirinç pilavı yapma tecrübem yok benim, tamam mı? Yani kaç defa yaptın desen bir elin parmağını geçmez. Onlar başarılı mıydı? Kesinlikle hayır. Ama bu Survivor yemeği olduğu için sonuçta orada lapa yiyorlar. Şöyle şöyle lapa yiyor yani. Ben de onun için biraz daha rahatım o konuda. Yani lapa olursa hiç laf etmeyin. Ama bulgur pilavı, domatesli, biberli falan filan bir yaparım, bir yaparım var ya. Barnağını yersin. Bak 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 bak. Yağ ile iyice kavrulacak. Tuz vermediler. Tuz yok. Tuzsuz bir şekilde bunu yapacağız. Yalnız biraz bunlar çıtır çıtır ettikten sonra üstüne sanırım koyduğun ölçüde, hani bununla koyduysan 1,5 su bardağı diye hatırlıyorum. Kafama göre mi yapsam ya? Şuna bak. Survivor'dayız. Ağzımızın tadını düşünüyoruz. Vallahi ben gitsem orada da keyif için bulurum bir şey yani. Lan acaba şu ağacın yaprağı nasıl olur içinde falan diye. Burnuma güzel pilav kokusu geldi ha. Ne diyorsun moruk? Geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Beceriyorum sanki. Dur bakayım su koyak. Evet. Pilav piştikten sonra sizinleyim kardolar. Yani lapa olmadı ama pilav da olmadı. Yani o annelerimizin, eşlerimizin yaptığı, ustalarımızın yaptığı pilav gibi de olmadı. Tadına bakalım. Tek eksiğini söyleyeyim mi size? Pişmemesi. Çiğ. Yani böyle bir sert olmuş ama çok açım. Arkadaşlar şaka değil. Sabahtan beri hani Hindistan cevizi, badem, yani şu pilav yemin ederim kötü olmasına rağmen, yani kötü yapmama rağmen bir değişiklik oldu ya. Yani mideme bir iyi geldi yani. Niye kötü oldu bu? He bu arada Survivor'da yapılandan iyi oldu. O lapa oluyor. Ben en azından biraz daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Tereyağı biraz fazla kaçırmışım. Dikkat ederseniz sarılık falan var biraz böyle. Şunda. Sararmış. Icık. Icık sararmış. Arkadaşlar bu arada bununla da doyacağımı düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir şey, doymuyorsun abi. Yani oradaki yarışmacılar falan gerçekten Allah yardım etsin ya. Yani abi hem performans gösteriyorsun şu kadar şu kadar yemekle. Hani balık avlayabildin mi, avlayabilecek misin? O var. Bir de kaç tane avlayacaksın, kaç kişi yetecek o belli değil. Hani Hindistan cevizi böyle azıcık pilavla, bademle falan öyle hayat geçmez. Bir de yarışacaksın. Haftalarca bir de ödül oyunu kazanamayacaksın. Of. Bak yemin ediyorum var ya, büyük sabır işi. Çok zor. Vallahi çok zor. Bak biz burada geyikle goygoyla deniyoruz. Kaç saattir sabahtan beri onu şey yapıyoruz. Şunu hissediyorum yani, içim çekildi. Vallahi billahi yani o Hindistan cevizini bir gündür yiyorum. İçim çekildi. Ben bir tanesinin böyle yarısını falan, bir tanesi bitmek üzere neredeyse. İçim çekildi yani. Bu arada ödül oyununu heyecanla bekliyorum. O yumurtayı kazanacağım. Kaç tane hakkım var? 1, 2, 2. Oha. Süper. Ödül oyununa gidelim. Ödül oyununa gitmek istiyor Fırat Sobutay. İki yumurtayı da kazanıp, bak yumurtayı kazanırsam tokluk hissini bana en iyi o verecek arkadaşlar. Yani yumurta protein. Mis gibi yemek. Hem ucuz hem doyurucu. Merak ediyorum. Hadi ne yapacaksak yapalım. Ben hazırım. Evet, bilgi geldi arkadaşlar. İstedikleri 45 saniyede 30 mekik. Sonuçta o insanlar orada çok yorucu bir parkur yapıyor. Bu bizimki hiçbir şey değil. Ama yine de bir fiziki performans göstereceğim. Burada kaçtı? 30 saniyede de 15 şınav mıydı? Aynen. Tamam. 30 saniyede 15 şınav. Hazır. 1, 2, 3. Güneşim geldi yapamıyorum. 8, 9. Abi yarım olur mu? Mekik tam olur mu ya? Abi mideme, ağzıma Hindistan cevizi tadı geliyor. Kanka 10 tane yapamadım. Abi bitti süre. Süre bitti. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Abi ben komando muyum? 45 saniye 30 mekik ne ya? Bari şınavı çekin bir yumurta ver ya. Olur. Bunda da 30 saniyede 15. Abi mümkün değil ya. Bir dakikada yapamam ki ya. Arkadaşlar aranızda yapabilecek olan var mı? Gerçekten söylesin yani. 30 saniyede 15 şınav ya. Halil İbrahim Göker olmak lazım yani. Selam kankısın. Şınav pozisyonu. 1 2 3 Selamun aleyküm. Arkadaşlar yumurta gitti. Yumurta gitti. Çok açım. Çok...
Çok açım. Hindistan cevizi yemek istiyorum. Midem bulanıyor. Vallahi çok açım ya. Arkadaşlar şaka değil. Gerçekten ya. Bunu doyulacak gibi değil. Yani onun verdiği tokluk hissi de bir garip böyle ya. Hindistan cevizinin falan. Kendim şey gibi hissediyorum ya. Kendini cuma zanneden perşembe gibi hissediyorum yani. Anladın mı? Abi. Hırs yaptım. Ben var ya bu kiloları verdikten sonra göreceksiniz siz. O şınavım ikileri. Elimle şaplak öyle. Zıplayacağım çekeceğim. I am survivor. Ya gerçekten böyle adaletsizlik olmaz ya. 45 saniyede mekik falan ne demek ya? Yumurta yiyemedik ya. Toka bak yine düştük. Kokanat mokanat diyoruz ya. Al. Bak sen ne güzel işe güce girmişsin. Bak memur olmuşsun kanka. Ya Dominik'te memur olmuşsun ya. Mis gibi para. Şeklin yerinde. Biz kokanat. Badem. Takılıyoruz midem kazınıyor ya. Yani ağaca senin gibi sarılıp uyumak istiyorum ben de artık ya. Belim ağrıdı. O tahtanın üstünde sarılmayla yatma farklı onu ben sana söyleyeyim. Ve artık videonun sonuna geliyoruz. Tartılalım mı? Haydi. Canım çok sıkkın. Çünkü aç mıyım tok muyum belli değil arkadaşlar. O kadar böyle araftayım ki. Yani aç olduğumu yemin edebilirim ama ispatlayamam yani. Gerçekten. Şimdi de tartılalım. Bakalım kaç kilo geleceğiz. Oha! 118.1 mi? Evet. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu bir günlük işkenceye değmiş. 119.3'tü. 118.1 geldi değil mi? Evet. Çok iyi. Bir günde 1.200 gram vermişim. Demek ki bunu bir hafta yapsan ortalama 700-800. Ulan zayıflatır ama bir şey değil mi? Mide dayanmaz. Bir de kokonat bence kalori yapar ya. Yani böyle şeker değişik bir şey. Böyle yağlı mağlı falan filan. O işte zaten arkadaşlar aç mı tutuyor tok mu tutuyor? Yani şu an aç mıyım tok muyum bilmiyorum böyle. Aradayım ama karnım da aç. Tekrardan izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Videonun başında da söyledim. Abone olup destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.